Bakınız bu ayet-i kerimeleri bir hadis-i şerif şöyle izah ediyor. Men mâte ve lem yâzü ve lem yenvi mâte meyteten cahiliyeten. Manaya dikkat ediniz. Men mâte, hangi Müslüman ölürse ve lem yâzü, gaza etmeden, cihad etmeden ölürse, Allah'ın dinini hakim kılıncaya kadar evinde, memleketinde, cemiyetinde, çevresinde, dünyasında, nefsinde, neslinde Allah'ın hükmü geçinceye kadar mücadele etmeden ölürse, velen yenvi, bu mücadeleye karar vermeden, niyet etmeden ölürse, mâte meyteten cahiliyeten aynen Ebu Cehil gibi kafir olarak ölmüştür. İslam'ın hakim olmasıdır dava. Vallahi bundan başka dava yoktur. Bu hadis-i şerifi şerh eden, izah eden alimler şöyle izah ediyorlar. Bir Müslümanın ayakları ömrü boyunca Kâbetullah yolunda gidip gelmekle aşınsa, bir Müslümanın dudakları Kur'an okumakla aşınsa, bir Müslümanın parmakları tesbih çekmekle aşınsa, bir Müslümanın yüzü secde etmekle aşınsa, ama o Müslüman da yeryüzüne Allah'ın dinini hakim kılmak için gaza ve cihat, gayreti, hasreti, rağbeti, niyeti olmadan kalbinde Allah'ın dini hakim olsun da yeryüzünde hükmü ilahi geçsin diye bir niyet ve gayret olmadan ölse, o Müslüman kafir olarak ölmüştür diyor. Yeryüzüne İslam hükmediyor mu bugün? İstanbul'a İslam hükmediyor mu bugün? Soruyorum. Parti, fırtı ayırmadan soruyorum. Zengin, fakir ayırmadan soruyorum. Kadın, erkek ayırmadan soruyorum size. Bugün dini İslam, İstanbul'a hükmedebiliyor mu? Bunun sualini vereceksiniz. Bu sualin cevabını vermeye mecburuz. Sultan Fatih'in zamanında İstanbul'a İslam hakim miydi? Şimdi İslam hakim miydi? Hakimiyet İslam mıydı? Şu caddelere, sokaklara İslam hakim midir? Deniz kıyılarına, caddelere, etrafa, mekteplere, kitaplara, televizyon aynasına, radyo mikrofonuna, gazetelere İslam hakim mi değil mi? Bu netice elde edilinceye kadar çalışmayan, mücadele etmeyen, bu davada canını malını harcamayanlar kıldıkları namazla beraber cehenneme gideceklerdi. İslam hakim olacak. Sultan Fatih'in derdi, davası, sevdası buydu. Yeryüzünde İslam hakim olsun diye. Başka ne olabilirdi ki? Bakatiluhum, onlarla çarpışın. Bu emri veren Allah'tır. Hatta la tekûne fitnetin. Yeryüzünde Allah'ın kullarını Allah'a ibadet etmekten geri koyan fitneler kalkıncaya kadar. Bugün Allah'ın kullarını Allah'a ibadet etmekten geri koyan bunca musibetler varken Müslüman nasıl huzur duyabilir? Müslüman nasıl mesud olabilir? وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ. Bir diğer ayette küllühü, bütün din Allah'ın oluncaya kadar. Din Allah'ın hükmüdür. Allah'ın hükmü geçinceye kadar. Bugün İstanbul'da Allah'ın hükmü geçmiyor. Bütün mahalle bakkalları meyhaneye dönmüş. Eğer İstanbul'da Allah'ın hükmü geçseydi kimse bir damla içmeyecekti. Eğer deniz kıyılarında, deniz sahillerinde Allah'ın hükmü geçseydi kadınlarla erkekler hayvani bir iştahla beraber denize giremeyeceklerdi. Bugün Allah'ın hükmü geçseydi Aksaray meydanında ayakta kimse kadın satamayacak, kimse şarap içemeyecekti. Eğer Allah'ın hükmü geçseydi İstanbul boğazında, meyhanelerde, gazinolarda, diskoteklerde alenen zina edilemeyecekti. Eğer Allah'ın hükmü geçseydi İstanbul'da okullarda ve üniversitede kimse Allah'ı inkar edecekti. Eğer İslam'ın hükmü geçseydi televizyonda, aşk gemisi namında zina ve fuhuş
hareketi gösteren gelecekti. Demek İslam hakim değil. Sen istediğin kadar namaz kıl. Eğer senin davan ve derdin İslam'ı hakim kılmak değilse, o ne namaz seni cehenneme götürecektir. Gayen bu değilse. Çünkü işin aslı budur. Hocam sen bunu nereden söylüyorsun? Kur'an'dan söylüyorum. Hepinizin ezbere bildiği bir sure var. Eraeytellezi suresi. Ki Kur'an-ı Kerim'de Maun suresi diye geçer. Eraeytellezi yükezzibü bittin. Sureyi biliyorsunuz. O sure içinde namaz kılanlarla alakalı korkunç bir ayet var. Namaz kılanlarla. Namaz kılmayanlarla değil. Namaz kılanlarla alakalı bir ayet. Ama korkunç bir ayet. Ne diyor Hazreti Allah? Feveylül lil musallin ellezine Maun. Ya Rabbi, bu ayet-i kerimenin karşısında ürküyorum, ürperiyorum ve korkuyorum. Rabbül Alemin buyuruyor ki, sadece namaz kılmaktan ibaret bir İslam anlayışı içinde. Ben namazımı, niyazımı kılıyorum ya, benim vazifem bitmiştir deyip de, kızına, karısına, oğluna, yavrusuna, cemiyetine, cemaatine, yönetimine aldırış etmeyen, gidiş İslam mı değil mi? Benim evimde İslam yaşanıyor mu, yaşanmıyor mu? Okuduğum gazetede fahişelerin resmi var mı, yok mu? Seyrettiğim televizyona İslamiyet hakim mi değil mi diye düşünmeden, dert etmeden, sevda etmeden, sadece namaz kılıp da cemiyetin gidişini, rezaletlerini görmeyen, namaz kılmaktan ibaret bir İslam anlayışı taşıyan ve böylece namaz kılanlar cehennemin en altındaki azaba dahil olacaklardır diyor. Ayet kardeşim, Kur'an söylüyor. Feveylül lil musallin. Vay şu namaz kılanların haline. Ayet. Cehennemin en altındaki azap derecesi. Cehennemin en altındaki azab-ı ilahinin tecellisi. Ben namaz niyaz kılıyorum ya, başka kimseye karışmam. Etliye sütlüye karışma arkadaş. Kıl namazını cennete gidersin. Deyip de böyle namaz kılanlar vallahi cehennemin en altına gideceklerdir. Ayet-i ilahi. Ne zannediyorsun sen İslam'ı? Yaşadığın cemiyete İslam hakim oluncaya kadar durmayacaksın. Sen duruyorsun. Sen uyuyorsun. Sultan Fatih durdu mu?